Bugün doğdu çıkanda ne Ramazan, ne cuma, ne namus, ne din, ne iman. Hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Doğu Türkistan'dan Müslüman Türklerin namusu, inancı, bütün hürriyetleri ayak altı. Ey insanlık alemi, ey İslam alemi, ey Türk dünyası, neredesiniz? Hani Mısır için, Filistin için, Irak için seslenen kardeşlerimiz, oradaki mazlumlara sahip çıkan ülkeler, devletler, insanlar, devlet başkanları, Doğu Türkistan Müslüman değil mi? Doğu Türkistan Türk değil mi? Doğu Türkistan mazlum değil mi? Bugün Doğu Türkistan'da milyonlarca kardeşimiz kamplarda, cezaevlerinde, evlerinde her türlü işkenceyle geçirilmekte. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin evlerine Çinli göçmenler, Çinli erkekler yerleştirilmekte. Onlar 1 milyondan 2 milyona yakın Doğu Türkistanlı kamplarda işkenceyle öldürülürken, onların evlerine Çinliler yerleştirilirken, Çinliler Müslüman Türk kızlarını zorla almakta ve onları kadın haline getirmekte arkadaşlar. Ben insanlığa sesleniyorum. Bugün Filistin'deki, Suriye'deki, Mısır'daki zulme karşı çıkan hakkaniyet, adalet duygusu olan liderlerimiz, Doğu Türkistan unutmayın. Doğu Türkistan bugün İslam dünyasının en mazlum coğrafyası. Doğu Türkistan'ın tarihsizliği, şanssızlığı, 1,5 milyarlık komünist Çin işgalinde olması mı? Bugün biz susuyoruz, sustuk ve susacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne içeride ve dışarıda ihanetin en zirveye çıktığı bir dönemde biz Doğu Türkistanlılar Türk devletine, Türk milletine biz olsun iş çıkartmayalım. Biz olsun sükut edelim. Biz olsun Doğu Türkistanlılar olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yük olmayalım. Haya ettik, utandık. Ama Doğu Türkistan'daki bu zulmü, Çin komünist yönetimi bizim suskunluğumuzu, Türkiye'nin çaresizliğini fırsat bilerek 35 milyon Müslüman Türk'ü topyekun imha etmeyle karşı karşıya. Arkadaşlar, elbette Türkiye-Batı ile ilişkilerinde eğer tehdit görüyorsa, eğer Türkiye'ye içeride ve dışarıda ihanet varsa, biz hepimiz buna karşı bedel ödemeye ve Türkiye'nin yanında yer almaya hazırız. Ama uluslararası dengeler denilerek eğer 35 milyon Müslüman Türk Çin'in zahmete girilecekse, unutmayalım ki bu dünyanın ahireti var. Hesabı var. Ahiret günü bunun hesabını, bunun vebalini hiçbir liderlerimiz veremez. Bugün Doğu Türkistan'daki bu zirve karşı sessizlik Çin'i cesaretlendirmekte, Çin'i cüretlendirmekte, Çin hayasızca 35 milyonu yok mu edecek? Bakın, bundan 3 ay önce Muhammed Salih Damullah Üstad şehidiydi. 90'a yaklaşmış bir büyük zat, bir İslam alimi yine Çin zindanlarında şehidiydi. Yine 3 gün önce aldığımız bilgi, Abdülahad Barak Maksum Hacı 86 yaşında Çin zindanlarında şehit edildi. Yüzlerce Doğu Türkistanlı İslam alimi Çin zindanlarında. Bugün insanlar, Doğu Türkistan'daki insanlar açık hava hapishanesinde, kamplarda tek tek öldürülüyor, tek tek şehit ediliyor. Bugün kızlarımız zorla Çinlerin cariyesi haline getiriliyor. Bu namus, bu iffet sadece Doğu Türkistan'da Uygur Müslümanların namusu iffeti değil. Bu namus, bu iffet, bu vebal bütün İslam dünyasının, bütün Türk İslam dünyasının vebali arkadaşlar. Ben Doğu Türkistan'daki namusumuza sahip çıkmaya davet ediyorum. Bugün Abdülahad Barak Hacı şehit edildi. Allah şehadetini kabul etsin. Amin. Biz hepimiz 35 milyon Doğu Türkistanlı Türkiye'nin birliği, dirliği içinde şehit olmaya hazırız. Doğu Türkistan içinde şehit olmaya hazırız. Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ilerlemek faydalar etsin. Burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Kutlu Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, üçünüz Doğu Türkistan sizin sorumluluğunuzdadır. Ben burada bir aciz, bir insan, bir kul olarak bu görevi sizlere arz ediyorum, sizlere tevdi ediyorum.